Evet arkadaşlar selam. Şimdi GoPro Hero 8 çıktı biliyorsunuz bir 10 gün önce, 15 gün önce. Biz de hemen aldık. Akın da aldı, ben de aldım. Ben GoPro Hero 7 kullanıyordum. Onu sattım. Onun yerine bunu aldım. Sebebi de şu, niye aldım? Hani bu şeyden değil, ay yenisi çıktı alayım diye değil. Biliyorsunuz dağ bisikleti çekimlerinde stabilizasyon çok önemli. Bu GoPro'nun da geçen sene GoPro Hero 7 ile çıkardığı bir HyperSmooth özelliği vardı. Ve bu çok yani gimbal kullanmamamızı gerektiren bir sistemdi. Bayağı gelişmişti. Dolayısıyla biz bunu kullanıyorduk. Şimdi bu sene yeni çıkan GoPro Hero 8'de HyperSmooth 2.0 özelliğini tanıttılar. Gerçekten GoPro Hero 7'den çok çok daha güçlendirilmiş, çok daha kuvvetlendirilmiş. Özellikle aksiyon sporları yapanların çok daha fazla yararına özellikleri olan bir alet olmuş. Yani diğer kısımları yok işte 120 FPS yok 160 FPS 4K bilmem ne. Bunlarla çok ilgilenmiyorum. Zaten YouTube'un belli bir kapasitesi var, yayın kapasitesi var. Bizi burada daha çok ilgilendiren kısmı HyperSmooth özelliği. GoPro'yu açacağım şimdi kabaca göstereceğim. Özelliklerine girmeyeceğim çünkü biliyorsunuz yani YouTube'da yüzlerce video var bununla ilgili. Yani çok merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Bizi daha çok ilgilendiren kısmı bunun. Hero 8'in bizim bisiklet videolarımıza ve vlog videolarımıza nasıl yansıyacağı. Eminim çok iyi olacak. GoPro Hero 7 bile karşılarken beklentilerimizi bunun çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Akın da GoPro Hero 8 aldı. Şimdi artık çift GoPro Hero 8 ve bir tane Rail 360 ile çekim yapacağız. İleride de bir drone projemiz var. Drone da alırsak hani şu anda önümüzdeki senelerde yani önümüzdeki yaza doğru satışa sunulacak Skydio 2 diye bir drone var. Bu bizim için önemli bir drone. Niye? Çünkü biz zaten bisiklete binerken elimizde kumandayla drone uçuracak halimiz yok çekimlerde. Ama bu Skydio'nun özelliği çok ciddi bir hareketli cisim takip etme özelliği var. YouTube'da da bir sürü videosu var. Şu anda bile 1000 dolar civarında bir drone. Şu anda yani parasını yatırsanız bile alamıyorsunuz. 100 dolar yatırıyorsunuz. Önümüzdeki sene 2020'nin Haziran ayından itibaren ship etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla onun için biraz daha beklemek zorundayız. Çünkü o tarz bir drone bizim işimizi görür. Çünkü biz parkurdan inerken bizi çekecek. Aynı zamanda gerçekten çok iyi bir alet. Yön değiştiriyor. Sizin cebinizde böyle bir receiver var. Dolayısıyla sizi kaybetmiyor. Devamlı oradan GPS aracılığıyla sizi buluyor falan filan. Neyse. Aldığımızda da onu da zaten göreceksiniz. Şimdi bugün GoPro Hero 8'i kabaca göstereceğim. Bir de Spivo Stick diye bir şey var. Çok enteresan bir şey. Gerçekten. Şöyle basit bir stick. Selfie stick aslında. Ama şöyle GoPro buraya takılıyor. Şimdi normal şartlarda daha önce birkaç kere çekim yaptım. Artık hani bisiklet haricinde de bir takım video çekimleri yapıyoruz. Onlarda böyle gezerken hani size böyle etrafı gösteriyorum. Şöyle çekim yapıyorum. GoPro'yu buraya takıyoruz. Arada hani anlatırken kendimize dönmemiz gerekiyor. O zaman öyle bir şey olmuyor. Ne yapıyorum? Ben durduruyorum kaydı. GoPro'yu alıyorum, söküyorum buradan, takıyorum buraya. Kendimi çekiyorum, konuşuyorum. Sonra o kaydı duruyorum tekrar. Yani böyle. Bu şöyle bir alet. Bakın şuraya bastığınız zaman şuradaki parça tamamen dönüyor. Yani dolayısıyla GoPro böyle giderken GoPro buraya dönük dışarıyı gösterirken bir anda böyle yapıp döndürüp kendinizi çekip siz konuşmanız bittikten sonra tekrar dışarıya döndürüp devam edebiliyorsunuz. Çok kullanışlı, çok başarılı bir alet. Benzeri de yok piyasada. Biraz pahalı, 39 dolar ama gerçekten bu işi yapanlar için çok hayat kurtarıcı bir drone. Bunu da daha sonra GoPro'yu buna takıp göstereceğim. Şimdi hemen kısaca fazla uzatmadan, çok detaya girmeden GoPro'yu açıyorum. Best Buy diye bir marka var buranın büyük teknoloji marketlerinden. Oradan aldım. Bir 10 gün önce aldım. Anca ship ettiler. Evet. Alet burada. Şöyle bir paketle gelmiş. Naylondan çıkarıyoruz. Görüldüğü üzere zaten şurada bisiklet ekranında da bisiklet mountain bike display kullanmışlar. Gerçekten bu mountain bike konusunda bayağı geliştirilmiş bir makina. Hemen kabaca şurada yanında yazıyor. 12 megapiksel fotoğraf çekiyor diyor. 4K 60 FPS 1080p 240 FPS'ye kadar çekim yapıyormuş. 8 kere daha fazla slow motion çekebiliyorsunuz diğerine göre. Dediğim gibi HyperSmooth 2.0 var. Time Wrap 2.0 var. Time Wrap de güzel bir özellik. Hani böyle
hızlandırılmış gibi akıyor. Fakat bunun bir güzelliği, GoPro Hero 7'de yoktu. Bunda mesela timer hep akıyor, çekim yapıyorsunuz. İstediğiniz bir yerde durduruyorsunuz, normal zamana dönüyor. Sonra o istediğiniz yeri geçtikten sonra tekrar time wrap'e dönüyor falan. Böyle güzel videolar oluşturabiliyorsunuz. Böyle özellikleri var kısaca. Hemen şöyle kutusunu açalım. Nasıl açalım? Bilmiyorum. Ben bunu şeyi de aldığımda zorlanmıştım. Heh, şurada şey var, sticker var. Buradan yırtıyoruz bunu. Yırtıyoruz bunu. Şu tabi açılıyor. Alttan mal geliyor. İşte şöyle. Size daha önce GoPro açılarında da gösterdiğim GoPro ile birlikte geliyor dediğim parça şu. Gördüğünüz gibi bakın. Şuradan kilidini açıyoruz. Sonra bu oynuyor. Ve bu oynadıktan sonra şöyle remove yazıyor burada zaten. Çıkartabiliyoruz. Şu tamamen şey. Bu display, yani bu GoPro'yu takmak için. Sanırım aksesuarlar içinde. Bakalım. Bu neymiş? GoPro Plus. Ha, bu sigorta. İsterseniz sigorta yaptırın diyor. Bu nasıl kullanılacağına dair özellikler var. İşte bir takım sticker var her zamanki gibi. Bu stickerımızı da yine bir yerlere yapıştırırız. Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu var. Ve biliyoruz pili. Helmet adaptörü. Şarj aleti. Ben gerçi çok da şarj edebilen bir soket var. Onunla yapıyorum ama bu da yine şey. Bunu buraya koyalım. Seneye GoPro Hero 9 çıktığında bunu sonuçta satacağım. GoPro Hero 9 alacağım. Yani devamlı muhtemelen onlar HyperSmooth 3.0'ı çıkaracaklar. O çok daha stabil olacak. Dolayısıyla ben yine onu almak isteyeceğim falan filan, bla bla böyle geçecek. Dolayısıyla kutularını falan çok iyi bir şekilde saklıyorum. Sticker'ı ayırayım. Tamir istasyonuma yapıştırdım. Öyle bir adet oldu o da. Pili burada. Bunu buraya böyle koyalım. Bunu böyle saklarsak satarken de sanki sıfırmış gibi şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar, GoPro'muzu açıyoruz hemen kısaca. Bakın şu bunda çok güzel bir özellik yapmışlar. Bir öncekinde biliyorsunuz kılıf vardı. Case'in içinde kullanabiliyordunuz. Şimdi şu mount'tan dolayı şimdi kendiliğinden bir mount yapmışlar. Şöyle parmağınızı çıkarıp direkt istediğiniz yere asabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben bunu çene aparatıma da asabileceğim ve olduğundan daha küçük gözüküyor diğerine göre. Bir bakıyorum, görünüşte bir değişik, ufak tefek değişiklikler var. En önemlilerinden biri mesela GoPro Hero 7 varken buradaydı pil değiştirme ve SD kart değiştirme yeri. Dolayısıyla kılıf varken pil değiştiremiyordunuz. Kılıfı çıkarıyordunuz. Önce GoPro'yu çıkarıyordunuz mount'tan. Ondan sonra kılıfı çıkarıyordunuz. Kılıfın içinden kapağı açıyordunuz. Kapağın içinden SD kart, bir sürü işti. Şimdi bunda tabii ben bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. Şimdi bunda yana yapmış. Yana koymuşlar. Evet şöyle. Şunu şöyle açıp kaldırıyoruz. Bunu yana koymuşlar. Dolayısıyla mount açıkken de hani GoPro bir yerde takılıyken de siz pili veya kartı açıp değiştirebiliyorsunuz. Önceden buradaydı, onu yapamıyordunuz. Çıkarmanız gerekiyordu. Pilimizi takalım. Pil var mı içinde bilmiyorum ama gerçi benim içeride şeyim var. Evet, benim önceki GoPro'mdan 256 GB'lık bir SD kartım vardı. 7 saate yakın bir çekime olanak sağlıyor. Gerçi ihtiyacım olmuyor zaten. Şeyi bitiyor, şarjı bitiyor ama gördüğünüz gibi bu kapak çıkabiliyordu aynı zamanda. Şimdi öğrendim onu da. SD kartımızı takıyoruz. Pilimizi takıyoruz. Evet, pilimizi ters takmışız. Evet, şöyle takıyoruz. Evet. Evet. Taktık. Şu arkadakinde ilk, çok severim böyle yeni aldığım ürünlerin stickerlarını çıkarmayı. Sizin huzurunuzda bunu da çıkartarak şöyle zık çıkardık. Gördüğünüz gibi bisiklet display kullanmışlar. Evet, GoPro'muz açıldı. Hemen kısaca şöyle gösteriyorum. Soruyor İngilizce mi, dilini soruyor. Bakıyorum Türkçe var mı? Türkçe maalesef yok. Bir sürü dil var, Türkçe yok. İngilizceyi tamam dedik. Agree. GPS ayarları okey. Tamam, GoPro application'a git diyor.
Şimdi telefonla daha sonra ben bunun ayarlarını yapacağım. Şimdi zaten çok önemli değil bunun özelliklerini göstermem gerek yok. Zaten videolarda göreceksiniz. Önümüzdeki haftadan itibaren çekimlere başlıyoruz yeni GoPro'larla. Eminim çok daha kaliteli, çok daha güzel videolar çekeceğiz. Zaten biliyorsunuz Çin mount kullanıyorum. Çin mount'ta da çok güzel çıkıyor. Şimdi hemen Spivo'yu göstereyim kısaca. Şöyle, şuraya takıyoruz adaptörümüzü. Bakınız. Takıyoruz. Takıyor muyuz? Evet. Hava acayip sıcak arkadaşlar, felaket. Kış gelir diye bekliyoruz ama havalar gittikçe daha da ısınıyor. Hani bizim biraz daha havaların serin olması işimize geliyor doğrusu ama bisiklet için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GoPro'yu şöyle Spivo'ya takıyoruz. Bakın şimdi şu anda mesela şöyle yürürken etrafı çekiyoruz. Birden döndürüyorum, hop beni çekiyor mesela şu anda. Konuşuyorum ben, bıda bıda bıda. Ondan sonra tekrar döndürüyoruz, tekrar etrafı çekiyoruz. Şöyle döndürüyoruz, bizi çekiyor. Döndürüyoruz, etrafı çekiyor. Böyle çok faydalı bir alet. Gerçekten çok başarılı. Evet. Gerçekten çok iyi. Yani şunu bir aletin yapması önemli. Gerçekten önemli. Yani bir sürü işten kar etmenizi sağlıyor. Zamandan kar ediyorsunuz. Onu sök, onu çıkar, tekrar montaj yap bilmem ne videoda. Direkt böyle efsane. Hatta bu öyle ki tanıtımlarında gösteriyorlar. Suyun içinde bile çalışan bir şeymiş. Suyun içinde bile böyle yüzerken insanlar çekiyorlar. Neyse, evet arkadaşlar. Hemen kısaca böyle bir video çektim. Artık bundan sonra GoPro Hero 8'lerimizle videolarımızı daha da zenginleştireceğiz inşallah. Bundan sonra çekeceğim. Şimdi bu pazarda bir yeni bir videomuz var. Onu yayınlayacağım. Gerçekten çok efsane bir video. Ondan sonraki videolarımızın hepsi, yani bu pazar dediğim doğal Kaliforniya'nın doğal güzellikleriyle alakalı. Yine iniş videolarımız var. Bir tamir One Up diye bir parça almıştık. Akın'ın bisikletine takmıştık. Onun kurulumunu yaptık. Onun montajını yaptık. O video bu pazar gelecek. Ondan sonraki videoların hepsi artık GoPro Hero 8'lerle çekilmiş olacak. Çift GoPro Hero 8'le çok daha güzel görüntüler almak için sizlerin karşınızda olacağız. Dağ Bisikleti Türkiye kanalımızı YouTube'dan takip edin. Bize destek verin. Derdimiz sizlere dağ bisikletiyle ilgili bütün detayları vermek. Dağ bisikletiyle ilgili merak ettiğiniz soruları mümkün olduğunca cevaplıyoruz. Daha çok soru sorabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda biraz abone sayımız artarsa inşallah. Şu an çok azız. Çekilişler yapıp buradan ufak tefek dağ bisikleti hediyeleri de göndereceğiz Türkiye'ye inşallah. Çünkü derdimiz gerçekten bu dağ bisikletinin Türkiye'de biraz daha yayılıp gelişmesi. Biliyorum, ben de Türkiye'de dağ bisikletim vardı, binmeye çalışıyordum trafikte. Ne kadar zor olduğunu farkındayım. O yüzden materyaller de çok pahalı, dolar üzerinden olduğu için. Ya, ilerleyen zamanlarda biz ufak tefek hediyeler, güzel ürünler, inşallah çekilişler yapacağız, vereceğiz. Ama önce biraz daha kanalımızın gelişmesi lazım. Şu anda çok az kişiyiz. Derdimiz kesinlikle kanaldan herhangi bir maddi çıkar sağlamak değil. Hepimizin işi gücü var zaten. Tamamen zevk yapıyoruz ve ayrıyetten dediğim gibi dağ bisikletini Türkiye'de biraz daha tanıtıp biraz daha anlatmak istiyoruz. Burada insanlar nasıl kullanıyor, ne yapıyor, ne ediyor bunlarla ilgili. Dolayısıyla kanalımızı beğenirseniz, takip ederseniz çok daha güzel bilgilere ulaşırsınız. Etmezseniz de canınız sağ olsun. Dediğim gibi çok önemli değil, yani maddi bir çıkar beklemiyoruz. Yani derdimiz şu kadar olalım da şu kadar para kazanalım falan değil. Ne kadar çok takip eden insan olursa bisikletle alakalı, o kadar çok bisikletle ilgili şeyler öğrenir. O da bilgiden dolayı söylemiyorum. Yani burada kullanılan materyaller, parçalar nedir, ne değildir, Türkiye'ye shipping yani gönderiliyor mu, Avrupa'dan temin edebiliyor musunuz, burada kaç para, orada kaç para, bir takım bilgilere ulaşmak adına çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok konuştum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda mesela 4K 30 FPS çekim yapıyoruz. Ses de gördüğünüz gibi, etrafta birkaç evde tadilat var. Bir takım çekiç sesleri falan geliyor. İşte araba geri vites sesleri geliyor. Onun haricinde ben de böyle stick'te tutarak sizle konuşuyorum. Yani hem sizle konuşuyorum hem bu etraftan gelen sesler, hani ses değerlendirmesini de yapabilirsiniz diğerlerine göre.
Görüntü de böyle 4K. Çeviriyoruz. Anlatıyoruz. Ben burada anlatırken siz beni görüyorsunuz. Ondan sonra anlatmam bittikten sonra tekrar çeviriyorum. Tekrar yolu görüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Anlatıyoruz. Yani spiyo bu şey. Güzel güzel bir alet. Evet arkadaşlar, kısaca çekimlerden çok kısa önemli özelliklerinden size aktarmaya çalıştım. Tanıtım videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.